Siyaset bilimi ve kamu yönetimi topluluğunun düzenlemiş olduğu yerel yönetimlerde güncel tartışmalar paneline hepiniz hoş geldiniz. Panelist olan hocaları sunacağı konuları takdim edeceğim. Panelde ilk konuşmacı olarak Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden Doçer Doktor Aziz Tuncer hocamız, merkezi yönetim, yerel yönetim ilişkileri ekseninde yerel yönetimlerin gelişimi konusundan bahsedecek. Daha sonra Ahi Evren Üniversitesi'nden İktisadi Bilimler Fakültesi Kamu Yönetim Bölümünden artık eski üniversitesi değildir. Yakında Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne yönetim bilişim sistemleri bölümümüze geçecek olan Mustafa Kocaoğlu hocamız yerel yönetimler, demokrasi ve katılım kültürünün konusunda bahsedecek. Üçüncü olarak NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi'nden Kamu Yönetim Bölümünden öğretim üyesi Doktor Canay Babaoğlu yerel politikalara katılım ve kent konseyleri konusundan bahsedecek ve son olarak da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Elvettin hocamız yerelde sürdürülebilir bir kalkınma için yavaşça acele et Türkiye'de sakin şehir hareketine konusunu anlatacaklar. Öncelikle sözü Aziz hocama bırakıyorum. Sonra Karolenş, Merolenş, Kutsal Roma, Cermen İmparatorluğu dönemlerinde tekrar bir merkez yönetim ortaya çıkıp Roma İmparatorluğu dönemindeki merkez yerel ilişkilerini tekrar tesis etmek istedikleri zaman karşılarında şehrin dinamiklerini, şehrin haklarını, şehrin çıkarlarını koruyan bir grupla karşılaştılar ve onlarla mücadele etmek zorunda kaldılar. İşte merkezi yönetim, yerel yönetim ilişkilerinin çerçevesinin oluşması, yerelin çıkarlarını savunduğunu iddia eden bir grupla merkezi yönetimi oraya tesis etmek isteyen merkezi güç arasındaki rekabetin, çatışmanın sonucunda oluşmuş bir çerçevedir. Bu çerçevenin bizde karşılığı yoktur. Şimdi Konstans Anlaşması'nı söyleyeyim ben size, maddelerini 1183'te yapılıyor. Bir, şehir meclisleri, konsülleri serbestçe seçilecek. Tarih 1183. İki, şehri ilgilendiren her konuda şehirlerin kendileri karar verecek. Üç, şehir kendisini ilgilendiren konuda kendi hukukunu yapabilecek. Bir uç bu. Bunun doğada karşılığı yok. İyi ya da kötü demiyorum ama doğuda karşılığı yok. Bizim yönetim coğrafyamızda karşılığı yok. Şimdi bizim yönetim coğrafyamızda karşılığı olan şey Machiavelli'nin hayali olan Fransız devriminden sonra gerçekleşen Napolyon merkeziyetçiliği. Ama bu bizde var. Başından beri var. Ve düşünce olarak zirveye çıkaran bizim yönetim coğrafyamızdır. Yönetim iklimimizdir. Fransız devriminden hemen sonraki 7 sene boyunca Fransız devriminin müdahale etmediği hiçbir yönetim ve toplumsal alan kalmamıştır. Tek müstesna belediyeler. Niçin biliyor musunuz? Çünkü belediyeleri özel hayatın devamı olarak gördüler ve müdahalenin kişisel haklara tecavüz olduğunu düşündüler. Belediyeleri, yerel yönetimleri özel hayatın, kişisel hayatın devamı olarak görüyorlar ve herhangi bir müdahaleyi kişisel haklara tecavüz olarak görüyorlar. 7 sene boyunca. Fakat 1800'de Fransız merkeziyetçiliğinin ideallerini geciktiren bir oluşum olduklarını gördüğü için meşhur 17 Şubat yasası çıkıyor. 17 Şubat 1800 yasası. Ve bu yasadan sonradır ki artık bizim coğrafyamızın yönetim anlayışıyla Batı'nın yönetim anlayışı arasında kıyas yapabilecek çıpalar ortaya çıkıyor. 17 Şubat yasasına göre küçük şehirlerin belediye başkanı vali tarafından, büyük şehirlerin belediye başkanı valilerin önerisiyle İçişleri Bakanlığı tarafından atanır. Artık bizim kadıya, kadı gibi değil ama, kadının eline su dökemez. Çünkü hala yargı, askeri bir sürü görevi yok. Bizim kadıya benzeyen merkeziyetçi bir yönetim ortaya çıkıyor. 1800. Peki uygulanabiliyor mu? Kesinlikle doğudaki gibi bir uygulanması yok. Yani şimdi iki ucu aldığımız zaman 1183 Konstanz Anlaşması, 1817 Şubat Kanunu arasında, bu iki uç arasında biz başından beri 17 Şubat 1800'e daha yakın, hatta onun daha ilerisinde bir merkeziyetçi yönetim anlayışına sahiptik. Şimdi bu yönetim anlayışının olduğu yerde Avrupa Yerel Özellik Şartı'nın uygulanması mümkün mü? Çünkü Avrupa Yerel Özellik Şartı subsidiarite kavramı üzerine kuruldu. Subsidiarite kavramı Katolik Kilisesi'nin yönetim unsurlarından birisidir. Katolik Kilisesi şehirlerin kurucusudur. Şehirler, katedraller ve kiliseler etrafına şekillenmiştir.
ve imparatorluk boşluğu denilen dönemde şehirleri onlar yönetmiştir. Dolayısıyla bir geleneğin ürünü. Ama o geleneğin bizde karşılığı yok. Şu bizim için çok önemli. Toplumsallaşma süreçlerimizi nasıl geçiriyoruz? Yani doğduğumuz anda aile içerisinde başlayıp bunu daha sonra okul, iş hayatı ve diğer hani tüm yaşamımız içerisinde bizi dışarıda içsel ve dışsal olarak etkileyen faktörler neler? Bunlar bizi ne derecede gerçek anlamda ve yerel düzeyde demokratik taleplerimiz haline geliyor bunlar ve bizler ne derecede bunları birer katılım unsuru olarak hayatımıza geçirebiliyoruz? Bunlar bizim için temel sorular. Burada ben özel olarak sizden de hani genç arkadaşlarımdan diyelim, rica ediyorum. Daha fazla elbette zaten bölümünüz itibariyle okuyorsunuz. Hocalarınız size bu anlamda çok destek oluyor biliyorum. Ancak daha fazlaca da olayın toplumsal boyutunu da içerecek şekilde, günlük hayata atıf yapacak şekilde çalışmalarınızı kurgulayın. Zihninizi bu yönleri de lütfen kaydırın. Zihninizi bu şekilde de lütfen daha fazlaca çalıştırın. Bu noktada katılım kültürünün işte psikolojik, sosyoekonomik, siyasal ve yönetsel faktörlerden etkilendiğini görüyoruz. Bu yönüyle hem bir siz vatandaş olarak ya da yerel düzeyde hemşeri kavramı da kullanılıyor. Aynı zamanda yarın bir gün bir meslek sahibi olacaksınız. Bir çalışan bir birey olarak veya ileride bir yönetici olarak da bunun ne derecede demokratik taleplere karşılık bir katılım kültürüne dönüştüğünü analiz etmenizi, değerlendirmenizi ben rica ediyorum. O zaman nihai olarak şunu söyleyeyim. Dediğim gibi lütfen yani ilgi duyan arkadaşlar alsınlar, üzerine okusunlar, değerlendirme yapsınlar. Bu önemli bir mesele. Bu bizim gelecekte de hakikaten nasıl yönetileceğimizin ve yarın bir gün memnuniyetsizlik durumunda, herhangi bir konuda memnuniyetsiz kaldığımız bir durumda ne derecede kime nasıl hesap soracağımızın ve kimden nasıl bir hani hesap alacağımızın göstergesi olacaktır. Bu anlamda hassasiyetimizi artıralım istiyorum. Hassasiyetimizi artırın istiyorum arkadaşlar. Bilinçli, duyarlı bir vatandaş olmanın en önemli yolu bu bahsettiğim katılım kültürünün benimsenmesinden geçiyor diye düşünüyorum. Bu kısa sürede ancak bu kadar ifade edebiliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir, küreselleşme. 2, teknoloji. 3, yeni kamu işletmeciliği. 4, yönetişim kavramları. 4 boyutta, 4 faktörde hem dünyada hem ülkemizde bu katılım meselesini biraz daha aktif hale, etkin hale getirmiş oluyor. Savunuculuk. Savunuculuk kavramı şuna tekabül eder. Ortak bir değer etrafında insanların bir araya gelmesi. Nasıl? Engelliler meselesinde önemli olan nedir? Engelli haklarının idarelerce tanınmasıdır. Öncelik budur burada. Siyasi bir öncelik veya yapılması gereken bir iş değil. Sadece tek mesele engelli haklarının savunulmasıdır. Bu savunuculuk yaklaşımı üzerinden katılım sağlanabilir. İkinci bir boyut ağbay yaklaşımıdır. Network olarak da sık sık duyarsınız. Bir araya geldiğiniz insanlar üzerinden bir etkide bulunabilmektir, katılım sağlayabilmektir. Hemşeri örgütleri olabilir. Hemşeri örgütüne gidersiniz, sizin bir hemşeriniz vardır idarede, o politikayı etkilemeye çalışırsınız. Sizin ailenizden birisi vardır, o politikayı etkilemeye çalışırsınız. Siyasi görüşünüze yakın birisi vardır, sendikadan birisi vardır, o politikayı etkilemeye çalışırsınız. Yani sizin dahil olduğunuz o networkler, ağ bağlar etrafında, ağ bağ malumunuz örümcek ağından hareketle ifade edilmiştir. Siz bir tele dokunursunuz ağda, bütün teller oynamaya başlar. Dolayısıyla siz bir politika alanına zayıf veya güçlü olarak müdahil olmuş olursunuz. Üçüncü yaklaşım, bizde genellikle olumsuz olarak ifade edilen ama aslında kuramsal olarak makul bir yöntem olan lobiciliktir. Kulisçilik de diyebilirsiniz buna. Siz ürettiğiniz bilgiyle veya nasıl diyelim, sempatik kanallarla, sempatik ilişkilerinizle bir politikanın değişmesine vesile olabilirsiniz. O zaman yine 3 başlık altında da katılımı sağlayabiliriz diye söylüyoruz. Peki bugün ben yerel katılım, yerel işte kent konseyi niye yerel katılım? Bununla tabii şöyle formüle edebiliriz. Yerelde halka daha yakınsınız.
Bir belediye başkanı cenazeye katılır ama cumhurbaşkanı herkesin cenazesine katılmaz. Yerelde halkla belediye veya idare, neyse kamu diğer, diğer kamu idareleri arasındaki iletişim daha güçlüdür. Dolayısıyla katılım imkanları daha fazladır. Sivil toplum örgütleri bu katılımın en önemli ayaklarından bir tanesi. Daha çok yerelde faaliyet gösterirler. Etki alanları da dolayısıyla kısıtlıdır. Onların imkanları, personelleri, bütçeleri gibi imkanlar dolayısıyla genellikle, yine çok kuramsal boyutlarına girmiyorum, yerelde, yani ulusal boyuttan ziyade yerelde katılım her zaman daha makul bir çözümdür. Genel bir çerçeve çizmeye çalıştım. Çok kısıttı. Fatih Hocam müdahale etmeden hemen Türkiye ayağına geçeyim. Neden Türkiye'de böyle bir yol izledik peki? Katılımı destekleyelim, yapalım. Nasıl yapalım? Kent Konseyi burada önemli bir anahtar kurum. Birincisi, neden anahtar? Yerelde katılımın daha imkanı olan bir boyutta hazırlanmış bir kurum, kurumsal yapı. Sivil bir yapı, kurumsal yapı diyoruz ama sivil bir yapı olması gerektiğini bekliyoruz. Yani uygulamadan bahsetmiyorum yine. Öyle olması gerekiyor. Sivil bir yapı. Oturuyor yavaş yavaş. 90'lardan itibaren kurulan kent konseyleri var ama özellikle 2005'ten sonra, 2006'dan sonra hızla artan sayıları. Şu an 200'den fazla kent konseyi var Türkiye çapında. Sayıları da hızla artıyor, uygulamaları da artıyor. Dolayısıyla yavaş yavaş artık benimsenen bir yapı. Ve belediyelerle ilişkileri var. Nasıl ilişkileri var? Organik bağlar var genelde kent konseyleriyle. Organik bağları dolayısıyla kent konseyleri çok etkili. Yine bu organik bağları dolayısıyla da kent konseyleri çok etkisiz. Böyle bir açmazımız var. Neden böyle? Şimdi belediye ile doğrudan ilişim, iletişim ve ilişki olduğu için kent konseyinin aldığı kararların idarede uygulamaya geçme ihtimali yüksek. Ama diğer boyutuyla belediyenin istemediği bir kararı kent konseyinin alması da pek makul değil. O zaman biz ne yapacağız? Mustafa hocama dönelim yine. Hocamın dediği gibi o kültür, kurumsal kültür. Hocam biraz önce bahsetti Aziz hocam. Dedi ki 1183 yılında şehir konsülleri var. Şehir kendi hukuku var. Şehir kendi kaderini tayin edebiliyor. Bizim bu yaklaşıma bir şekilde evrilmemiz lazım. Hocamın sizden ricasına ben de o zaman müdahil olayım. Kentlilik bilinci yaşadığınız şehir. Sadece hemşehrilik hukuku değil. Şu an burada Karaman'dasınız, dönüp memleketinize gidiyorsunuz. Oradaki uygulamalara sizin de dahil olmanız lazım. Sadece otobüsün rengini seçmemeniz lazım. Otobüsün nereye gideceğine de bir şekilde müdahil olmanız lazım. Kent konseyi burada önemli bir kurumsal yapı. Dolayısıyla buraya bir şekilde dahil olmak lazım. İsterseniz belirli kavramlar üzerinden savunuculuk yapın. İsterseniz belirli ağlara dahil olun. İsterseniz gidin bilgi sunun, lobicilik faaliyeti yapın. Ama en nihayetinde ya ortak olarak, ya işbirliği kurarak ya da bir şekilde o kent bilincini yaygınlaştırarak bizim kent konseyi kültürünü artık benimsememiz lazım. Kentlere müdahil olmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi bunu. Çok büyük sorunlar yaşıyoruz kentlerde, kentsel dönüşüm meselelerinde. Muhalefette de var aynı söylemler. Demek ki toplumsal bir bilinç var artık kentlerimize dahil. İşte bu kent konseyleri burada anahtar bir yapı. Bunu bir şekilde işlersel hale getirirsek pek çok şeyi değiştirebiliriz diye ümit var olalım en azından. Şey çok var. Teşekkür ediyorum tekrardan. Sözü hocama bırakıyorum. Sağ olun. Şimdi Sefa hocam zaten yavaş şehir nedir ne değildir size anlatmıştır ama biraz yavaş şehir niçin ortaya çıkmıştır? Nedir bundan bahsedeyim arkadaşlar. Bir defa yavaş şehir biraz önce bahsettiğim küreselleşmenin olumsuz etkilerini azaltmak, yerel kimliği ve yerel değerleri ön plana çıkarmak amacıyla ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Nerede ortaya çıkmıştır? Biraz önce Aziz hocamın söylediği İtalya'da hani şehirler var ya arkadaşlar, evet bu da İtalya'da çıkmıştır. Peki nasıl ortaya çıkmıştır? Biraz ondan bahsetmek gerekiyor. İtalya'da onların meşhur bir merdiveni var. İspanyol merdivenleri. Vallahi ben de gittim ama bir meşhurluğunu göremedim. Merdiven var. Herkes oraya fotoğraf çektirmek için yığılıyor. Biz de gittik ama ben hiçbir şey bulamadım. O merdivenleri arkadaşlar ünlü bir tane fast food zinciri bir tane mağaza açmak istemiş. Bunu gören İtalyanlar, yerel halk ve duyarlı insanlar tepki göstermiş arkadaşlar. Ve slow food, yani yavaş yemek hareketi ortaya çıkmış. 1986 bakın.
Bu yavaş yavaş arkadaşlar, isminden de mülhem, gelişmiş. Ta arkadaşlar 86'dan 90'lara geldik. 99 yılında İtalya'da nüfusu 50.000'in altında olan 4 tane şehir var arkadaşlar. Bu 4 şehrin belediye başkanları bir araya gelerek yavaş şehir, yani Città Slow hareketini ortaya koyuyor. Aslında İtalyanca Città arkadaşlar. Ama biz İngilizce Città diyoruz. Yavaş şehir, slow biliyorsunuz yavaş demek. Bunlar Città Slow hareketini ortaya koyuyor. Peki bu Città Slow hareketi arkadaşlar, genel özelliği nedir? Ondan bahsetmekte fayda var. Bir defa en temel kriteri nüfusun 50.000'in altında olması. Peki başka ne gerekiyor? Kentlerin geleneksel yapısını koruması gerekiyor. Yerel ürünleri ön plana çıkarması gerekiyor. Varsa tarihi değerleri koruması lazım arkadaşlar. Yani kentsel yapıyı koruması lazım. Ve kent kimliğini ön plana çıkarması lazım. İşte bu kapsamda restorasyon çalışmaları ve benzeri çalışmaları da yapılmakta arkadaşlar. Bu yavaş şehirle ilişkili arkadaşlar kriterler var. Çevre kriterleri, altyapı kriterleri, ondan sonra farkındalık kriterleri, misafirperverlik kriterleri. Yani bir şehrin yavaş şehri olabilmesi için temel başlıklar var. O başlıkların alt başlıkları var arkadaşlar. Mesela ben Isparta'dan geliyorum, Süleyman Demirel Üniversitesi'ne. Türkiye'de tek iki tane yavaş şehri olan İlis, Eğirdir ve Yalvaç arkadaşlar. İkisinde tarihi özellikleri çok fazla. Kent nüfusu zaten 50.000'in altında. Ve baktığımızda arkadaşlar, bunlar başvururken belli bir aşaması var. Bu uluslararası yavaş şehir ağına bir defa başvuruyorlar. Türkiye temsilciliği Seferihisar. Seferihisar gerekli araştırmayı yaptıktan sonra ne yapıyor? Gidiyor İtalya'daki Uluslararası Yavaş Şehir Yönetim Kurulu'nda görüşülüp ve kabul ediliyor. Peki bu çok mu önemli diyeceksiniz? Hani çok mu elzem? Şöyle arkadaşlar, şu anda dünyada 30 ülkede 236 tane yavaş şehir var. Bakın 30 ülkede 236 tane yavaş şehir var. Ve başvuru sürecinde olan en az 50 tane de yavaş şehir bulunmakta. Türkiye'de de biraz önce, biraz sonra sayacağım arkadaşlar, bazı yavaş şehir adayları da bulunmakta. Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye'de ilk yavaş şehir arkadaşlar İzmir'in Seferihisar ilçesi. 2009 yılında Haziran ayında başvuruyor arkadaşlar. Kasım ayında yavaş şehir oluyor. Ve Seferihisar çok kısa sürede arkadaşlar çok önemli adımlar atıyor. Yani aslında Seferihisar için yapılan bir tanımlama var. Bir balıkçı kasabası iken yavaş şehir olduktan sonra dünyaca ünlü bir kent haline geldi. Evet, gerçekten de ulusal ve uluslararası pek çok misafir de ağırlıyor arkadaşlar. Türkiye'de baktığımızda nereler peki yavaş şehir? Onları sayalım size. Seferihisar, Yenipazar, Gökçeada, hocamın geldiği şehir Sakarya'dan mesela Taraklı, Urfa, Halfeti, Uzundere, Perşembe, Vize, Şavşat, Yalvaç, Göynük, Gerze, Eğirdir, Akyaka, Muğla Akyaka şimdi Ulu oldu arkadaşlar. 60-60 sayılı kanundan sonra. Ve en son da Bolu'nun Mudurnu ilçesi arkadaşlar. Peki sadece bunlar mı? Hayır. Başvurusu olan yavaş şehirler var. Peki bunlar neresi? Malatya'nın Arapkir ilçesi. Bitlis'in hem Ahlat hem de Adilcevaz ilçeleri. Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, Ankara'nın Güdül ve Batman'ın Hasankeyf ilçesi. Bakın oldukça bir yoğun başvuru var. Niye? Bir defa arkadaşlar yerel kimlikler ön plana çıkıyor. Kentin tanıtımı sağlanıyor. Kent ekonomisi gelişiyor. Yerel ürünler gelişiyor arkadaşlar. Seferihisar örneğinden birkaç tane örnek vereyim. Mesela arkadaşlar bir defa Seferihisar'da yerel üretici pazarları kuruldu. Bu istihdam sağladı. Kadınlar burada istihdama girdi. Mesela mandalina var arkadaşlar Seferihisar'da. Mandalina katma değer üretildi. Mandalina tesisleri kuruldu arkadaşlar. Kurutulmuş mandalina. Ya da pazarda farklı ürünler. Kooperatifler kuruldu. Balıkçılık kooperatifi kuruldu. Zeytinyağı kooperatifi kuruldu arkadaşlar. Ve online kadınlar el emeği satışa geçer. Peki sadece bu mu? Hayır. Kentsel yapıda değişiklikler meydana geldi. Bisiklet yolları oluşturuldu. Bazı yollar trafiğe kapatıldı arkadaşlar. Başka ne oldu? Bunun dışında baktığınızda
kentte çeşitli yenilemeler oldu. Ayrıca en önemli arkadaşlar şöyle bir şey, zihniyet değişikliği yaşanmaya başlandı. Yani dışa kapalılık kırıldı ve dışa açık bir kent haline geldi arkadaşlar. Tabii yavaşlıkta şöyle bir tehlike var arkadaşlar. Küreselleşme ile yavaşlık arasındaki çizgiyi iyi korumak lazım. Yavaşlık küreselleşmeye karşı değil çünkü. Küreselin etkisini biz ne kadar azaltırız sorusuna cevap arıyorlar arkadaşlar. Yani bugün hocam ya yavaş şehir de orada bir A101, BİM, işte Migros, Carrefour gibi şubeler yok mu? Evet var. Ama öte taraftan kendi değerlerini ön plana çıkarma da var. Mesela Seferihisar'da Sefertas'ı diye restoran var arkadaşlar. Yani baktığınızda aslında arkadaşlar yavaş şehir bir yaşam değişikliği, bir yaşam felsefesi. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.